Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Önce başlıklar, sonra ayrıntılar diyeceğiz. Bağımsız Türkiye Partisi lideri yapılması gerekenleri tek tek sıraladı. Gerçek Alevi açılımı şarttı. İsrail yine çocukları katletti. Gazze'de top oynayan çocuklara saldırdılar. 4 ölü, 2 yaralı. Ereğli'de Erdemir özelleştirildi. 10 bin kişi işsiz kaldı. İlçedeki 10 tersaneden 6'sı kapandı. Biri satıldı. 110 bin nüfuslu ilçede 60 bin icra dosyası bulunuyor. Banka borçlarında patlama. Kredi ve kredi kartını ödeyemeyenlerin oranı %25 arttı. Suriyeli mülteci istilası toplumu gerdi. Yaklaşık 2 milyon Suriyeli Türkiye'de. Bağımlıların sayısında patlama. Uyuşturucu tedavi merkezleri yetersiz kalıyor. Ayrıntılar şimdi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş Yeni Mesaj gazetesindeki bugünkü köşesinde Alevi açılımını ele aldı. Bugüne kadar Alevilerin yaşadıkları süreçleri anlatan BTP lideri gerçek manada bir açılım için yapılması gerekenleri tek tek sıraladı. Devlet Denetleme Kurulu'nun 2,5 yıldır üzerinde çalıştığı Madımak raporu nihayet açıklandı. Rapora göre olaylarda devletin de kusuru var. Raporda devletin ayrışımın önüne geçmesi ve birleştirici olması yönünde tavsiyelerde yer alıyor. Alevi, Sünni, Bektaşi, Caferi biz bir milletiz. Hepimiz Müslümanız. Mezhep farklarının olması iman ve itikat konularında bizleri birbirimizle karşı karşıya getirmemelidir. Zira bunlar sadece ameli farklılıklara neden olur. Mezhep kavgasına dönüşen olaylar sebebiyle dönem dönem ülkemizde de Alevi kardeşlerimizin kapıları işaretleniyor, tecrit ediliyor, dışlanıyorlar. Fitnelerin önüne beraber geçmek zorundayız. Bunun ilk adımı en tepe noktadan gelecek birlik işaretidir. Devletin Alevi gerçeğini kabul etmesi gerekir. Nasıl Kürt konusu ve PKK meselesi birbirinden ayrılmalıysa ve Kürt kardeşlerimiz Atatürk'ün belirlediği Müslüman çizgide bizimle birse, Türk milletinin bir parçasıysa, Alevi vatandaşlar da Sünniler gibi bu ülkenin gerçeğidir. Ancak cemevlerini henüz ibadethane olarak dahi kabul etmeyen bir zihniyetle bu gerçeğin kabulüne imkan bulunmamaktadır. Yakın geçmişte Alevilerin hassasiyetleri dikkate alınmadan hayata geçirilen bazı icraatlar onları derinden yaralamıştır. Bugün tartışma konusu haline getirilen Alevilik inancının temelinde İmam Ali'ye olan sevgi vardır. İmam Ali haktır, hakkın savunucusudur. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de sevip seçtiğini beyan buyurduğu Ehl-i Beyt'tendir. Hazreti Peygamber'in hadislerinde övdüğü ve örnek alınmasını tavsiye ettiği mübarek insandır. Alevi de İmam Ali'yi gönülden seven ve onu takip eden kişidir. Bu manada bendenizde kendimi bir Sünni Alevi olarak görmekteyim. Sünnilik hakkındaysa tek bir ayet veya hadis yoktur. Sünnilik adına Alevilere İslam tarihi boyunca yapılanlar, bazılarının nefsi adına işlediği cinayetlerden başka bir şey değildir. Böyle bir cinayeti işleyen de elbette katildir. Olaylarda binlerce Alevi Müslüman şehit edilmiştir. Üstelik hak adına işlendiği iddia edilen bu cinayetler, Kur'an-ı Kerim'de met edilen akım batıldır denilerek hakkında hiçbir ayeti kerimenin olmadığı akım gerekçesiyle yapılmaktadır. Mezhep imamları İmam Ali Efendimizin ve Ehl-i Beyt'in tarafıdır. Hatta Muaviye'den itibaren Ehl-i Beyt'i savunmak uğruna hayatını verenler vardır. Günümüz fitne ortamında İslam tarihiyle uzaktan yakından alakası olmayan parayla tutulmuş ajan etkili olmaktadır. Bunlar Müslüman aleminin birlik harcı Ehl-i Beyt'i karalamak maksadıyla İmam Ali Efendimiz'i batılda gösterecek hezeyanlar sarf etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerin 300'e yakını İmam Ali Efendimiz hakkındadır. Bedir Savaşı'nda müşriklerden öldürülen 72 kişinin 24'ünü Hazreti Ali öldürmüştür. Uhud'da gösterdiği kahramanlıklar karşısında Cebrail Resulullah'a gerçekten Ali pek yiğitlik gösteriyor. Melekler onun yiğitliğine şaşmaktadır demiştir. Hendek Savaşı'nda İmam Ali'nin karşısındaki düşmanı gören Resulullah, "İmanın tamamı, küfrün tamamının karşısında" buyurmuştur. Yani hiçbir Müslümanın vasıfları İmam Ali Efendimizin üstünlükleriyle karşılaştırılamaz. Devletimizden beklediğimiz bu mübarek insanı seven kardeşlerimize haklarını sunmaktır. Bağımsız Türkiye Partisi olarak bizler Ehl-i Beyt sevdalısı vatandaşlarımıza haklarına kavuşması maksadıyla bir açılım hazırlamıştık. Buna göre 1. Alevi vatandaşlarımızı sözde bir demokratik zenginlik unsuru değil, kurucu iktidarın kendisi yapalım. 2. İnancımız odur ki Alevi vatandaşlarımız azınlık değil, ülkenin sahibidir.
3. Hazreti Ali'siz bir din olabilir mi? Aleviliğe hayır demek dine İslam'a da hayır demektir. O nedenle ille de Ali, ille de Ali diyoruz. 4. Diyanet İşleri Başkanlığı Ehlibeyt sevgisiyle yeniden yapılandırılmalıdır. 5. Ehlibeyt Üniversitesi kurulmalıdır. 6. Cemevleri yasal statüye kavuşturulmalıdır. 7. Sağ-sol ayrımı ne kadar suni ise Alevi-Sünni gibi ayrılıklar da o kadar yapaydır. 8. Alevi çalıştığı gibi toplantılar göstermelik olmamalıdır. Alisiz bir Alevilik buralarda dayatılamaz. Cemevleri insanların terbiye edildi, nefislerinin tezkiye edildikleri yerlerdir. Buralarda ilahiler, Kur'an-ı Kerim okunur, zikrullah yapılır, cemevleri ibadethane statüsüne kavuşturulmalıdır. Ülke en kritik süreçten geçerken siyaset, samimi projeler üretmeli, tüm çatışma alanlarını ortadan kaldırmalıdır. Tıpkı 13. yüzyılda olduğu gibi Ahmet Yesevilerin, Hacı Bektaş Velilerin ve Hacı Bayramı Velilerin ufkuyla bir inanç, millet ve devlet inşa etmeliyiz. Gerçek Alevi açılımı ve birlik ancak bu maddeleri uygulayan bir devlet zihniyetiyle yapılabilir. Profesör Doktor Haydar Baş. Gazze'de top oynayan çocuklara saldırdılar. 4 ölü, 2 yaralı. Sayın seyirciler, Gazze'de İsrail devlet terörü tam gaz devam ediyor. Ölü sayısının 250'ye yaklaştığı Gazze'de yine çocuklar katledildi. İsrail ordusu Gazze sahilinde top oynayan çocukların üstüne ateş açtı. Saldırıda 4 çocuk öldü, 2 çocuk da yaralandı. 12 yaşındaki Muhammed, 10 yaşındaki Ahmet, 10 yaşındaki Zekeriya ve 9 yaşındaki İsmail. Bu Gazze'li 4 çocuk da İsrail devlet terörünün kurbanı oldu. İsrail vahşeti onları sahilde top oynarken buldu. İsrail donanmasının Gazze kıyılarına açtığı ateşte 4 Filistinli çocuk hayatını kaybetti. 2 çocuk da yaralandı. Çocukların katledildiği an kameralara da saniye saniye yansıdı. Aynı aileden olan çocukların yaşları 9 ila 12 arasında değişiyordu. Bombalara hedef olan çocuklar hastanelere kaldırıldı ancak kurtarılamadı. O anda yaşanan can pazarı kameralara böyle yansıdı. Çocuklarını İsrail terörüne kurban veren aileler tarifi kelimelerle imkansız bir acı yaşadı. Ağıtlar birbirine karıştı. Gazze'li çocuklar şehit olan arkadaşları için böyle ağladı. 4 çocuk gözyaşları ve İsrail'e lanetler eşliğinde toprağa verildi. İsrail'in katlettiği 4 kuzen, yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. İsrail ise olayla ilgili dalga geçer gibi bir açıklama yaptı. Ordudan yapılan açıklamada eğer sahildeki olayda siviller zarar gördüyse bu trajik bir durum denildi. Irak'ın kuzeyinden Ceyhan'a gelen petrolün İsrail'e aktarıldığı ifade ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji Bakanı Taner Yıldız, yüklenen kargo İsrail'e mi, başka ülkeye mi gitmiştir? Bunlar Türkiye'nin problemi değil. Belki kargo İsrail'e gitmiş olabilir, dedi. Ankara ile Erbil arasında Irak anayasasına aykırı bir şekilde imzalanan petrol anlaşması İsrail'in işine yarıyor. Irak'ın kuzeyinden Ceyhan'a aktarılan petrolün tankerlerle İsrail'e aktarıldığı ifade ediliyor. İsrail'e gönderilen kargo içinde Gazze'ye bomba yağdıran jet yakıtının da bulunduğu söyleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji Bakanı Taner Yıldız, yüklenen kargonun nereye gittiği Türkiye'nin problemi değil diye konuştu. Yıldız, yüklenen kargo İsrail'e mi, başka ülkeye mi gitmiştir, bunlar Türkiye'nin problemi değil.
Belki kargo İsrail'e gitmiş olabilir ama sattıkları nokta başka olabilir. Petrol borsasına giren bir mal, birinci, ikinci elden farklı sahiplere doğru gidebilir. Biz Türkiye olarak bu kısmıyla ilgilenmiyoruz, dedi. Sonuçları olamamıştı. Taner Yıldız, Irak'ın kuzeyinden Ceyhan'a petrol akışındaki son durum hakkında da bilgi verdi. Toplam 6.2 milyon varillik bir sevkiyat yapıldı. 4.1 milyon varillik kısmı bunların tankerlerle, 4 tankerlerle beraber gitti. İhalesi ve satışı Irak'lara aittir. Petrol Irak'ındır. Şu anda depo dolduğu için, bizdeki tanklarda olduğu için Kuzey Irak'tan sevkiyat geçici olarak durdurulmuştur arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde, zannediyorum 2-3 gün içerisinde buradan sevkiyat yapılması halinde Kuzey Irak'tan ham petrol pompalamaya devam edeceklerdir. Irak ve Suriye'de Ramazan ayında bile katliamlarına devam eden terör örgütü IŞİD'in nasıl bu kadar güçlendiği de bir kez daha bazı verilerle ortaya çıktı. Örgütün ABD ve İsrail'den direkt olarak destek aldığı biliniyordu. IŞİD'in Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Yardım Kuruluşları'nın sözde muhaliflere gönderdiği ilaç, gıda ve teçhizat yardımlarına el koyduğu, bunları vatandaşlara dağıtarak da prim sağladığı tespit edildi. Sayın seyirciler, aynı zamanda yardım kuruluşlarının içerisinde Birleşmiş Milletler yardım konvoyları da var. Türkiye'den giden tırlar da var. Ve özellikle bu tırlar ve de yardım konvoylarının IŞİD'in kontrol noktalarından geçmesi de bir başka dikkat çekici nokta. Henüz 2 ay öncesine kadar dünyanın adını bile duymadığı bir örgüt IŞİD. El-Kaide'nin uzantısı olan bu örgütün bir anda Suriye ve Irak topraklarında bu kadar etkin olması beklenen bir gelişme değildi. Hazırlıksız yakalanan Irak, Bağdat ve Kerkük arasındaki topraklarını bu örgüte kaptırdı. Peki bir terör örgütü nasıl bu kadar güçlenebildi? ABD ve İsrail'in her türlü yardımını alan örgütün ele geçirdiği şehirleri yağmalayarak maddi gücünü arttırdığı biliniyor. Bunların yanı sıra örgütün sivillere gönderilen uluslararası yardımlara da el koyduğu ortaya çıktı. İngiliz gazetesi The Independent, Suriye'de yapılan yardımların IŞİD'in eline geçtiğini iddia etti. Gazete, yardımların Reyhanlı ve Kilis yakınlarındaki sınır kapılarından ulaştırıldığını belirtti. Habere göre, batılı hükümetlerin, sivil toplum örgütlerinin ve Birleşmiş Milletler'in yaptığı ilaç ve gıda yardımları Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD kontrolü altındaki bölgelere ulaşıyor. Zor durumdaki Suriyeliler için gönderilen yardımların rotası değişerek Rakka, Münbiç ve Cerablus'un da aralarında bulunduğu bölgelere gidiyor. IŞİD bu yardımların bir kısmını halka dağıtarak kendine yandaş toplamaya çalışıyor. Türkiye'den de bazı yardım kuruluşları Suriye'deki muhaliflere destek adına tırlar dolusu malzemeler gönderiyor. Ancak IŞİD bu malzemeleri ya direkt olarak ya da savaştığı muhalifleri etkisiz hale getirdikten sonra el koyuyor. Dolayısıyla sadece Şam yönetimine ulaştırılan yardımlar doğru adreslere ulaşıyor. Suriye lideri Beşir Esad, Batı'nın ve bazı Arap ülkelerin desteği kesmesi halinde terörün de kesileceğini defalarca açıklamıştı. Suriyeli mülteci istilası toplumu gerdi. Yaklaşık 2 milyon Suriyeli Türkiye'de. Sayın seyirciler, Türkiye'de adeta Suriyeli mülteci istilası yaşanıyor. Üst geçitler, köprü altları, parklar ve hatta kaldırımlar Suriyelilerle doldu taştı. Bültenimize İstanbul Fatih'ten görüntülerle devam ediyoruz. Suriyeli mülteci sorunu giderek büyüyor. Sayıları 2 milyonu bulan ve tüm Türkiye'ye yayılan mülteciler hem ciddi asayiş sorunları ortaya çıkarıyor hem de gayri insani şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Gerginlik oluyor, her gün kavga ediyor. Ya oluyor yani, her gün kavga oluyor. Nasıl olmuyor? Kavga oluyor çok. Burası İstanbul Fatih. Ragıp Gümüşbala Caddesi civarında bulunan çok sayıdaki Suriyeli mülteci kaldırımlarda kalıyor. Çöplerden eşi arayan Suriyeliler kendilerine yapılan yardımları da mahalle sakinlerine satıyor. Nerede? Yardım mı verdiler sana?
Kaça satıyorsun bunu şimdi? Bu ne kadar? Sen ucanınca. Sen ucanınca. Abi söyle şimdi kaça satıyorsun? Bize vermiyor bu devlet. Sana nasıl abi veriyor? Ben onu anlamadım. Bunu bana doğru dönme. Bunu bir aileye ver. Tamam ama işte belediye bak burada yazıyor. Bak Ramazan diyor. Ramazan diyor. Satılıyor. Yardım çok satılıyor. Bunları veriyorlar. Hepsi götürüyor satıyorlar. Bakkallara satıyorlar. Asnaflara satıyorlar hepsini. Yardımları satıyor. Suriyelilere yapılan yardım yardımı götürüyor, satıyor. Aynı öyle. Satıyorlar yani hepsi. Kiraladıkları iş yerlerinde yatan Suriyeliler sağlıksız koşullarda hayatlarını sürdürüyor. Esnaflar burası. Burası iş yerleri, dükkanları hepsi iptal ettiler. Suriyelilere kira verdiler hepsi. Yani dükkan 50 milyon ise 600-700 milyar kira alıyorlar bunların. Davranışlar mı sen efendim? Davranış hiçbir şey yok yani. Sıfır. Temizlik sıfır. Kokuyor. Her sabah geliyoruz burada sokağa yıkıyoruz. Suriyeli mültecilere uygun bir yer bulunması gerektiğini belirten vatandaşlar bu ortamdan memnun değiliz diyor. Kamuoyu yoklaması, araştırması, anketi nasıl yapıyorlarsa halk memnun mu, memnun değil mi, rahatsızlık veriyor mu, vermiyor mu anketle bu ortaya çıkabilir yani. Ya şu ortama göre memnun değiliz yani. Mahalli olarak da, esnaf olarak da memnun değiller. Zaten imza da topladılar. Yani bunların yani mağduriyetini gidermek için belediye, devlet bunlara daha değişik bir çözüm düşünmesi gerekiyor. Banka borçlarında patlama. Kredi ve kredi kartını ödeyemeyenlerin oranı %25 arttı. Türk halkının bankalar olan borcu her geçen ay artıyor. Sadece son 5 ayda kredi ve kredi kartını ödeyemeyenlerin sayısı geçen yıla oranla %25 artarak 645 bin kişiye ulaştı. Nakit para krizine girenler, iş kurmaya çalışanlar, bir ev ya da farklı bir yatırım sahibi olmak isteyenler veya var olan borcunu kapatmak için uğraşanlar bir şekilde bankaların eline düşüyor. Çözüm adına başvurulan bankalar büyük mağduriyetlere sebep olabiliyor. Ülkenin yaşadığı ekonomik sarsıntıya ağır bir faiz yükü eklenince vatandaş bankalara borcunu ödeyemiyor. 2014 bu kapsamda tam bir kabus yılı. Kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenler adeta patlama yaptı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre yılın ilk 5 ayında bireysel kredi ve kredi kartı borç ve taksitlerini ödeyemeyenler 600 bin kişiyi de aştı. Bu dönem içinde bankalara ödeme yapamayanların sayısı %25,4 artışla 2013 yılının ilk 5 ayında 514.712 kişiden bu yılın aynı döneminde 645.474 kişiye tırmandı. Bu dönem içinde kredi kartı borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı %23,5 artışla 380.180 kişiye yükseldi. 2013 yılının ilk 5 ayında bu sayı 307.892 idi. Asıl büyük patlama ise kredi borçlarında görüldü. Bireysel kredi taksitlerini ödeyemeyenlerin sayısı %28,3 gibi büyük oranda artışla 2013 yılının ilk 5 ayındaki 206.820 kişiden 265.294 kişiye fırladı. Uzmanlara göre borcunu ödeyemeyenlerin sayısı artmaya devam edecek. Zira işsizlerin sayısında bir düşüş görünmüyor. Vatandaşın gelir tablosunda da herhangi bir iyileşme söz konusu değil. Ereğli'de Erdemir özelleştirildi. 10 bin kişi işsiz kaldı. İlçedeki 10 tersaneden 6'sı kapandı. Biri satıldı. 110 bin nüfuslu ilçede 60 bin icra dosyası bulunuyor. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi halkı icra kıskacında ilçenin en önemli gelir kapısı olan Erdemir'in 2005'te özelleştirilmesi ve 10 tersaneden 7'sinin kapanmasıyla ilçede işsizlik tavan yaptı. Hal böyle olunca 110 bin nüfuslu ilçede 50 bin kişi icralık duruma düştü. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi bundan 10 yıl öncesine kadar ekonomik kalkınma açısından Türkiye'nin en gözdeğerlerinden biriydi. İlçede bulunan Ereğli Demir-Çelik Fabrikası ve tersaneler 25 binden fazla işçiye ekmek kapısı oluyordu. Ancak bu tablo 2005'ten sonra terse döndü. 2003'ün Kasım ayında iktidara gelen AKP hükümetinin ilk icraatlarından biri kar getiren birçok kamu kurum ve kuruluşunu özelleştirmek oldu. Ereğli Demir-Çelik Fabrikası da özelleştirme kurbanı olan kuruluşlardan biriydi. Erdemir 2005 yılının Ekim ayında özel sektöre satıldı. İşte bu özelleştirme Ereğli ekonomisine büyük darbe indirdi. Özelleştirme öncesi Erdemir'de 15.278 olan personel sayısı satışın ardından 5.000'e kadar düşürüldü. İşten çıkarılan 10.000'in üzerinde Erdemir işçisi ya ilçeyi terk etti ya da işsizliğin kıskacına girdi. Erdemir özelleştirilmesinin ardından Ereğli'yi ayakta tutan tek dal kalmıştı. O da ilçenin Tuzla'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük tersane bölgesi olmasını sağlayan 10 tersaneydi.
Ancak ekonomik kriz sebebiyle bu tersanelerden 6'sı kapandı, biri de icra yoluyla satıldı. Bundan 5 yıl önce 11 bin kişiye iş imkanı sağlayan tersanelerde şu an sadece 150 işçi çalışıyor. Erdemir'in özelleştirilmesi ve tersanelerin kapanmasıyla Ereğli'de işsizlik tavan yaptı. Özelleştirmeden olabilir ya Erdemir'in özelleşmesi. Yeni bir iş yerlerinin açılmaması. Müteahhitleşmenin çok olması. En büyük etken zaten tersane. 5 bin kişinin buradan gitmesi 5'i 5 ile çarp 25 bin kişi demek. 110 bin nüfuslu ilçede icraya düşen kişi sayısı 50 bine, icralık dosya sayısı ise 60 bine ulaştı. 2006 yılından önce 1000-2000 olan icra sayısı bugün itibariyle 60.300'e çıkmıştır. Nüfusumuzun 110 bin olduğunu düşündüğümüzde ilçe halkının yarısından fazlası icralıktır. Ereğli'de sadece 2014 yılının ilk 6 ayında açılan icra dosyası 6000'in üzerinde. Sadece 2014 yılının ilk 6 ayında icra dosyası 6.560'tır. Sadece 2014 yılında. Ereğli halkı sadece icra kıskacında değil. İlçedeki gayrimenkullerin yarısından fazlası bankalara ipotekli. Şahıslara ve ticari işletmelere ait gayrimenkullerin %50'sinden fazlası bankalara ipotekli, bankalar mülk zengini olmuştur. Duruma isyan eden vatandaşlar, yeni iş sahaları kurulmazsa birkaç yıl içinde Erdemir'de icralık kişi sayısının %100'e ulaşacağını söylüyor. Bu gidiş devam ettiği sürece 3-5 yıl içerisinde tüm ilçe halkı icralık olacaktır. Bağımlıların sayısında patlama, uyuşturucu tedavi merkezleri yetersiz kalıyor. Son zamanlarda uyuşturucu kullanımı arttığı gibi bu kapsamda hizmet veren polikliniklere başvurular da artıyor. Ancak başvurulara cevap verecek kapasitede ne hastane var ne poliklinik. Konunun uzmanları, yetkilileri harekete geçmeye çağırdı, hem de derhal. Ülkemizde son yıllarda uyuşturucu kullanımı ciddi oranda arttı. Madde bağımlısı vatandaşlar polikliniklere başvurarak çözüm arıyor. Tabii 10 yıllık bir deneyim sonucunda aslında madde bağımlılığı ile ilgili olarak başvuru sayılarının yıllar içinde giderek arttığına tanık olduk. Fakat uyuşturucu bağımlılarına hizmet veren bu poliklinikler kaderine terk edilmiş durumda. İşte onlardan birisi Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kısa adı EGEBAM olan merkez tam 11 yıldır uyuşturucu madde bağımlılarına hizmet vererek binlerce hastanın şifa bulmasına vesile oldu. Ancak bu merkeze başvuranların sayısı o kadar arttı ki EGEBAM yetersiz kalmaya başladı. Ülke genelinde ciddi bir sorun var. Bizim ergen yatağımızda sorun var. Yani ergen madde kullanıcılarının tedavi göreceği üniteler yok. Bu ciddi bir eksiklik. Yatak yok. O bir handikap, sonuçta onun bir çözüm üretilmesi gerekiyor ama yani bu ergen yatağı önemli. Ergenlere tedavi görebileceği merkezler olması gerekiyor. EGEBAM'ın genel müdürü Doçent Doktor Zeki Yüncü, son günlerde artan bonsai kullanımıyla da başvuruların ciddi şekilde arttığını kaydetti. Bağımlılığın bulaşıcılığı da söz konusu. Yani bulaşıcı, mikrobik bir bulaşıcılık değil ama bağımlılık sorunu olan bir birey yakın arkadaşlarına da bu sorunu bulaştırabilir. Günümüzde ise tabii trend değişti. Başka maddelerin altlarını duymaya başladık. Fransa'dan kahreden bir yangın haberi geldi. Mum yakılması sonucu çıktığı ileri sürülen yangında gurbetçi Arslan ailesinin 3 ferdi hayatını kaybetti. Bu ev gurbetteki 3 Türk'e mezar oldu. Olay Fransa'nın Almanya sınırındaki Mulhouse kentinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Arslan ailesi binanın ikinci katında yaşıyordu. Giriş katta mum yakılması sonucu çıktığı ileri sürülen yangın hızla ikinci kata ilerledi. Aile reisi Hasan Arslan hızlı davranarak 5 yaşındaki kızıyla 8 ve 11 yaşlarındaki iki oğlunu binanın çatısına çıkardı. Eşi Emin Arslan'la 13 yaşındaki büyük kızı için alevlerin arasına geri döndü ama bir daha çıkamadı. Yangında Hasan Arslan, eşi Nimet Arslan ve 13 yaşındaki kızları İkra hayatını kaybetti. Babalarının çatıya çıkarmayı başardığı 3 kardeş ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hafif zehirlenme belirtileri gösteren 3 kardeş hızla Mulhouse Hastanesi'ne kaldırıldı. Facia bölgede yaşayan Türkleri de yasa boğdu.
Fransız polisi ve itfaiye teşkilatı yangının kesin sebebini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Önceki gün vefat eden Fenerbahçe eski başkanlarından Faruk Ilgaz son yolculuğuna uğurlandı. Ilgaz, Derazı, Lefter Küçükyan, Donis tesislerinde düzenlenen törenin ardından Sahra-i Cedid'deki aile kabristanına defnedildi. Allah bize başkanımızı nasip etti. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle önceki gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Faruk Ilgaz son yolculuğuna uğurlandı. Ilgaz için ilk tören Fenerbahçe Derazı Lefter Küçük Andonyadis tesislerinde düzenlendi. Buradaki törene Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende bir konuşma yapan Aziz Yıldırım, Faruk Ilgaz'ın Fenerbahçe için çok önemli bir isim olduğuna vurgu yaptı. Fenerbahçe tarihini yazanlardan birisidir. Çünkü 12 yıl bu kulübe başkanlık yapmış, 75 sene bu kulübün içerisinde çeşitli kademelerde hem üyelik, kongre üyeliği hem de çalışmalar yapmıştır. Kendisine, ailesine önce Allah'tan rahmet diliyorum, camiamıza sabır diliyorum. Kendisinin de cennet, mekanın cennet olmasını diliyorum. Derazı'ndaki törenin ardından Faruk Ilgaz'ın naaşı cenaze töreni için Üsküdar'daki Şakir'in camiine götürüldü. Buradaki cenaze törenine de spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ilgaz için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Faruk Ilgaz'ın naaşı Sahra-i Cedid Merdivenköy aile kabristanında toprağa verildi. Sayın seyirciler, bu haberimizin ardından bültenimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.